Yani şunu söylemeye çalışıyorsun sen. Yani biz yaylaya 8'inde gitmedik, baba 8'inde gidiyor. Gider gitmez de kaybolmuş çünkü Nurhan. Kesinlikle öyle bir şey. Orada ya o kayınpederim yanlış hatırlıyor tarihi. Hı hı. Artık bilemem onu. Ama ben 8'inde köydeydim. Bir video daha var, görüntü daha var. Arkadaşlar bunu da ekranlara getirdiniz değil mi? Instagram'a koydunuz. Nurhan'ın bir tane daha fotoğrafı var. Onu bir ekranlara getirmek istiyorum izninizle. Buyursunlar, buyurun lütfen. Şimdi ben sorumu sorayım, ben de unutuyorum sonra bazen. Şimdi bu sen eşinin hiç yüzünü çekmiyorsun. Çocuğu çektim şimdi. Bu fotoğraf ne zaman çekildi? Tarih ne bu arkadaşlar? 4 Haziran. 4 Haziran'da. 4 Haziran'da köydesiniz. Evet. Bunu da gösteren bir fotoğraf. O yüzden Savaş onu gösteriyor. Bize verdi. Bu fotoğraf Savaş'ın verdiği fotoğraf. Hatta bu yakın değil. Arkada bir full görürseniz. Arkada köyün camisi de görünüyor. Burada tam görünmüyor. Evet, benim kapımın orası zaten orası. Görünüyor. Aslında tam görülüyor. Arkadaki de cami. Köyün camisiymiş. Evet. Dolayısıyla Savaş şunu söylemeye çalışıyor. Yani tarihleri ben netleştirdim. Evet. 31 Mayıs'ta mesaj geldikten sonra ben umursamadım. Yanlışlıkla geldiğini düşündüm. Eşim de öyle söyledi. Arkasından biz yaylaya çıktık. Annesinin yanına gittik. Her şey yolundaydı. Köye geldik. 4 Haziran'da yani kaybolmadan 11 Haziran'da kayboluyor. Kaybolmadan 7 gün önce bir hafta boyunca köydeydik. Tabii ki. Ha. Sen bir daha yaylaya çıktın mı peki? 11'inde çıktım işte. 11'inde çıktın. Evet. Ondan sonra da çıkmadın yani hiç. Ondan sonra da yok. Hani köye yaylaya ne sıklıkla gidip gelirsin? Kaybolduktan sonra bir zaman çıkmadım. Ondan sonra mesela geçen sene çıktım yine yani gezmeye diye. Peki kaybolduktan sonra bir daha niye yaylaya çıkmadın? O moralle nasıl yaylaya ne yapacağım ki daha ben? Çocukların başında dururum ben. Ne bileyim, sen kafayı dağıtmak için yaylaya gider ya böyle. Kafayı sen istediğin yere götür, o kafa dağılmaz. 2 yıldır hiç yaylaya çıkmadın mı? Çıktım. Ha. Çıktım yaylaya. Yani kaybolduktan sonra yaylaya çıktın mı, çıkmadın mı? Hemen arkasından çıkmadım. Bir zaman sonra çıktım. Bir süre sonra çıktın. Tabii bir zaman sonra çıktım gezmeye yine. Söylesem Hacım, ne soracaksın? Bu fotoğrafla ilk o pazar yeri, o kazık belediye yaylayla ilgili bir şey söyleyeceğim, soracağım. Söyle, size sor. Çünkü ayın 2'si, 6'sı, 6. ayın 2'si de ne güne Haziran'ın, geliyor? Evet. Yok, Haziran'ın 2'si, evet. Hangi güne geliyor? Bir bakar mısınız ay Haziran arkadaşlar? Çarşamba olması çarşamba. Lazım. 2 Haziran, evet, çarşamba. 2 Haziran 2021. Bana tarih hangi güne geldiğini söyler misin? Neden? Pazar hangi gün kuruluyor? Anladım, bunu demek istedim. Pazar hangi gün kuruluyor diyor. Evet, çarşamba. Çarşamba. Biri salı mı oluyor? İkisi daha tamam. Pazar günü yaylaya gittik diyor. Evet, şeyi kastedecektim yani. Anladım ben seni demek. Yani pazar değil oruç diyecektin de evet. Pazar. Hani acaba oraya... o gün pazar yok, o gün o tarih değil demek istedin yani. Öyle tam hatırlayamadığım için. Yok öyle, aynı ikisinde. Ben salı günü zannettim. Hani orada salı günü olsaydı ben diyecektim ona. Peki Sema, ben sen bunu şunu söyler misin? Bir dakika dur Suzancığım, dur. Yani Savaş'la senin kardeşinin arasında nasıldı ilişkileri? Karı koca. Kardeşin hiç konuşmuyor muydun sen ya? Ya kardeşimin yanına getirmeydi. Sema'ya sordum. Kardeşimle konuşuyorduk da yani böyle Savaş'la sürekli hiç demiyordu yani. Nasıl? Savaş'la ilgili bir şey demiyordu. İyi mi diyordu Savaş'a? Ben dedim ama ilk başta dedim. Çok konuşan bir insan değildi yani. Yanına vardığım zaman ne yapıyor, ne ediyor, nasıl, neymiş, öyle muhabbet ederdik. Doğru söylüyorum. Şey derdik. Ben de biliyorum anne. Çok muhabbet eden insan, ben de öyle insan. Çok konuşan bir adam değilim. Nurhan öyle muhabbet. Peki. Ama ben işte sorduğumda dedim ya, o kadın senin evinden geldikten sonra da. Şeyden hiç böyle demiyor. Sadece dedi ki Savaş ilk evlendiğim sene iyi gibi oldu dedi. Bunu yanına getirecek. Onu söyledi. Başka daha bir şey demiyor yani, demedi. Emir Bey, şunu ben merak ediyorum. Siz gelininize, sizin de gelininiz sayılır. Evet. Böyle birinden mesaj geldiğini biliyor muydunuz? Ya bu yayından önce böyle bir mesajdan o gün ya da sonrasında yaylaya geldikten sonra Savaş benim eşime birinden mesaj geldi. Yanlışlıkla geldi ama mesaj geldi diye hiç size bahsetti mi? Yok. Ama çok yakınsınız bildiğim kadarıyla. Yeğeninizi yakın bayağı seviyorsunuz. Ya yani Giresun'dan öyle bir şey bahsetmedi yani. Hep beraberiz sonuçta da ama ben siz beni anlamıyorsunuz bak. Ben anlıyorum. Ben bir şeyden şüphelensem o kuyu kazarım. Ama şüphelenmiyorum. Şüphelenmiyorum ki ben içimden ne... Hani, her insan atıyor. Ben şu an mesela bundan bir ay önce bana mesela bir mesaj geldi. Hani gösterebilirim de size mesela. Ben siz kimsiniz dedim. Ben bunu aramıştım dedim mesela. Tamam. Bayan belli karşılığı. Peki o Nihat denen adama da siz kimsiniz diye mesaj yazdın mı?
Aradım diye hatırlamıyorum ama çünkü telefon çekmiyordu o zaman, köydeydik. Ama cam kenarında çekiyor. Yaylaya çıktık. Aradım mı, aramadım mı? Ama aradıysam da çıkar zaten telefonum şeyinde. O ECS bir şey diyorsunuz, ondan çıkar. HTS, HTS'den evet. çıkar. Ben rahatım Allah'a çok şükür ya. Emir Bey, sizin gelininiz hayatta mı? İnşallah hayattadır diye düşünüyorum. Neden inşallah diye düşünüyorsunuz? Ne diyeyim Didem Hanım? Başka ne diye demem ben? Hayattaysa 2 yıl boyunca, 2,5 yıl boyunca ortaya çıkması gerekmez mi? Onu bilemem. Niye bir hareketlilik yok? Nüfus cüzdanında niye bir hastaneye gitmemiş? Niye bir yer otobüste kaydı yok? Eczanelerden biz de araştırıyoruz. Niye eczanelerde kaydı yok? Orasını ben bilmem. Peki şöyle bir senaryo. O gün köyde biri onu öldürdü. Sonra arkasından arabanın bagajına koydu. Arabanın bagajıyla bir yere götürmüş olabilir mi? Bu senaryo ne diyorsunuz? Ya Didem Hanım, tamam senin dediğin doğruysa, bu söylediğin. Olabilir o zaman, mi? O zaman bizden ne arıyorlar? Bizi niye suçluyorlar o zaman? Sizin evinizden geliyor canım. Sizin evinizde de. Ya anlamıyorum bak. Biz ya yokuz, bir şüphetliyiz varsa siz söyleyin. Beni dinle. Şimdi bak. Konuşacağız onların şey hepsini. Yapalım. Hepsini konuşacağız. O zaman onlar mı öldürdü? Babası mı öldürdü yok, yani? Ben öyle bir şey demiyorum ya. Tamam. Bir şey demiyorum. Çocuğun resmi vardı ya sırtında. Ne var orada? O hangi saatte çekilmiş? Saati üstünde yazıyordu ya. Ben sana söyleyeceğim.